Van şefi Ahmet Akpolat da 15 Temmuz darbe girişiminde o F-16'ların uçuşunu, jetlerin uçuşunu kaydetti, görüntüledi. Zaman zaman farklı alanlarda da o görüntülerini, nefes kesen haberlerini ekranlarınıza getiriyor. Şimdi o geceye nasıl tanıklık etti, o geceyi nasıl şahit oldu bir izleyelim, ardından konuşacağız. 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin yayınları kesmek için geldikleri noktalardan bir tanesi de Bağcılar'daki CNN Türk binasıydı. Tabii o gecenin pek çok tanığı var. Onlardan bir tanesi de CNN Türk haber kameramanı Ahmet Akpolat yanımızda. İlk olarak nasıl karşılaştınız askerlerle ve nasıldı? Nasıl bir geceydi o gece? O gece zaten hepimiz görevimizin başına gelmiştik CNN Türk binasına. Gece beklerken çıkan arkadaşlar çıkmıştı, kalan arkadaşlar da içerideydik, malzemelerimizi hazır bir şekilde bekliyorduk. İlk helikopter sesi duyduk. Camdan baktığımızda CNN Türk binası şu taraftadır. Oradan helikopterin şu tarafta olduğunu gördük. Kendine inecek yer arıyordu. Muhtemelen buralarda bulamadı ve geniş bir otoparkımız var. Oraya indi. Oraya indikten sonra zaten ben kamerayı aldım. Oradan sonrasını görmedim camdan. Kamerayı alıp direkt onları karşılamak için aşağı iniyordum. Helikopterin sonradan gözlemlediğim kadarıyla helikopter oraya indi ve askerler toplu bir şekilde binanın içine doğru geliyorlardı. İlk karşılaşmamız şu tarafta olmuştu. Şöyle gidelim isterseniz. Gelelim bu noktaya. Burası CNN Türk'te Kanal D'nin giriş kapısı. Askerlerle temasım buradaydı. Tabii hava karanlık olduğu için binanın helikopterleri görünce ışıkları da sönmüştü buranın. Askerler beni görmedi ilk başta. Onlar sadece bağıra bağıra buradan böyle ileriye doğru gitti. Hiçbir diyalog kurmuyorlardı ve sadece müdahale etmeyin, müdahale etmeyin diye bağırıyorlardı. Bir kere müdahale etmeyin, bu bir askeri darbedir demişlerdi. Sırayla askerler buradan giriş yaptılar, darbe yapmaya, yayını kesmeye gelen askerler. Çok yüksek sesle bağırıyorlardı. Kesinlikle diyalog kurmak mümkün değildi. Tamamen yayını kesme odaklı ve yüksek bağıra bağıra ellerinde silahlarla. Ne diyorlardı? Sizden ne istiyorlardı? Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin. Hani bizden arkadaşlar soruyordu, hani niye geldiniz, amacınız ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Burası bir televizyon kanalı, gazeteciyiz biz. Müdahale etmeyin, müdahale etmeyin diyorlardı. Buradan yöneldik. Hatta ben burada bekledim. Nereye gidecekler diye, asansör o tarafa mı bu tarafa mı diye. Onu bekledim. Sonra hepsi merdivene yöneldi. Ben de arkalarından onları takip ede çeke gidiyordum. Halen beni fark etmiyorlar tabii. Kameranızın farkında varmadılar o anda. Fark etmediler. Sonra yine merdivene yöneldik. Burada bir şey olmadığını gördüler. Merdivene çıktık. Ta ki bu merdivenin sonuna kadar beni fark etmediler. Ama fark ettiklerinde de o içlerinden rütbeli olan en sonunda kapat o kamerayı deyip işaret etti bana. İnsanlar araya girdi, hani yok çekmiyor, ben çekmiyorum falan, gidiyorum falan dedim, geri kaçmaya çalışıyordum. Üzerime geldi, burada bana müdahale etti ama ben kaçabildim buradan ondan sonra. En sıcak anların yaşandığı noktada aslında CNN Türk katıydı, bu noktaydı. Nasıl bir diyalog geçti aranızda askerlerle? O ana kadar çektiğim görüntüleri hani bir yerde güvence altına alıp yeni kart koyup kameraya tekrar çekmeye başlayacaktım. Nerede olduklarını bilmiyordum. Hani birinci kattalardı. Sonra her askeri her merdivenin başına bir tane koyacak şekilde hani engellemek için koymuşlardı ve ben çıkamadım. Sonra asansörle çıktım. Asansörle çıktığımda yani her katı tek tek baka baka çıkıyordum. En sonunda onların olduğu kata geldiğimde asansör bir açıldı. Direkt o bana kamerayı kes diyen rütbeli darbeci askerin direkt üzerime yürüyüp kamerayı almaya çalıştığını yaşadım. Muhtemelen bir önceki diyalogda çekme demesinin faydalı olmayacağını anladı. Bu sefer kamerayı almaya çalıştı. Sonra işte bu bölgede arbede yaşanmaya başladı. Kamerayı almak istiyorlardı artık benden. İki tane er geldi. Birisi kamerayı tutuyordu. Tuttuğu yeri hızlı şekilde çekerek mikrofon tarafını kırmıştı kameranın. Ben vermemeye çalışıyordum. Artık herkes kamerayı tutuyordu her taraftan. Hani herkes çekiştiriyordu. Bayağı bir arbede yaşadık orada. En sonunda o rütbeli olduğunu düşündüklerimden birisi bana yani dipçiğini göstererek hani ver yoksa vururum dedi. O andan sonra artık orası bayağı bir tehlikeli olduğunu düşündüm. Bir şekilde orayı hallettik. Ben kameranın üzerine koyduğum aksiyon kamerasıyla o görüntüleri kurtardığım için o an oradan uzaklaştık. Sonra ben indim. O görüntüleri de garanti altına aldım. Sonra yine asansöre bindim ve bu sefer CNN'in bulunduğu direkt haber merkezinin katına geldim. Askerler buradaydı. Bu sefer artık bir fayda etmeyecekti. Hani çekmeyeceğim, çekiyorum olmayacaktı. Biz kameralarımız büyüktür bizim ve onu çanta gibi taşımaya başladım bu sefer ben. Ben de hani çantamı almış gidiyormuşum havası verdim ama kayıttayım böyle. Geziyordum. Bütün haber merkezinin boşaltılma anını falan çektim. O ara aşağıdan çok yüksek sesler gelmeye başladı. Anladım ki zaten Başak Şengül de yayında söylemişti hani askerlerin geldiğini ve yayınımızı kesmeye çalıştıklarını. Buradaki görüntüleri de çektikten sonra bütün işte darbeci askerlerin çalışan CNN Türk personelini çıkartmaya çalıştığını görünce buradaki görüntüleri de güvence altına aldıktan sonra en aşağı indim. Bu sefer vatandaşların ve polislerin binayı sarmasını çekmeye başladım. En unutulmaz an neydi sizce o gece? Yani bir anı şey yapamam. Birçok an var. Örneğin askerlerin gelmesi mi desem, işte yayını kesmeye çalışmaları, bizim onlara bir karşı koymamız, işte benim o anları görüntülemem benim için çok değerli. Hani herkes benim kamerayı vermemem üzerine odaklanıyor ama benim için en değerlisi o anları çeken kameramanın ben olmam. Yani haber kameramanı için çok değerli bir andı o. Yıllarca unutulmayacak bir görüntüyü, askerlerin bir sivil televizyon binasını basma görüntüleri. Bir daha yaşamamak dileğiyle diyelim o zaman. Haber kameramanı Ahmet Akpolat, CNN Türk binasında o gece yaşananları, 15 Temmuz gecesi yaşananları an be an kayıt altına aldı. Tarihe not düştü o anları. Biz de haber kameramanı Ahmet Akpolat'la birlikte o gece bu binada yaşananları bizzat kendisinden dinledik, sizlere aktardık diyelim ve sözü bir kez daha merkeze bırakalım.